Türkiye'yi oynatan program. Vay vay! Can can! Ya tabakla, falan filan. Vay vay, hay hay! Efendim Kardelen TV ekranlarında ses kontrol, alo, ha 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 ha! Efendim Kardinal TV ekranlarından ben Bilal Tavlak'tan şu anda evlerinde, iş yerlerinde, dışarıda, sokakta, damda, kapıda, bacada, balkonda. Artık nerede izliyorsanız, sevgili izleyenler şu anda nerede izliyorsanız üzerine alınan herkese Esselamu Aleyküm. Efendim bugün haftanın son programıyla inşallah sizlerle beraber olacağız sevgili izleyenler. Haftanın son programıyla bugün biz Müslümanların bayram günü. Herkese tekrardan da hayırlı cumalar dileyelim. Herkese hayırlı cumalar, hayırlı akşamlar dileyelim. Güzel bir hafta sonuna da geldik inşallah. Kazasız, belasız, sıkıntısız, dertsiz, tasasız camiye gitme şeyini alalım. Yoklamasını. Meytin abi. Camiye gittin mi? Gittin. Ne anlattı bugün hoca? Ne? İman. Teşekkürler. Ahmet ne anlattı hoca? Sen dişin çektirdin. Rapor aldın mı hocadan? İzin verdi yani. Ha. Sevgili Ümit abi, gittin mi camiye? Ne anlattı hoca? İman. İbo ne anlattı hoca? Aynen, sürüden ayrılanı kurt kapar. Yavan bu benim yüzüm çok mu beyaz oldu ya? Hayır desem bile Casper'a benzedim. Nereme mi abi ışık vurur? Abi vurur Ahmet. Möhtin abi abi vurur bana. Makyajımı yapmadılar ya, iyi yapmadılar makyajımı. Dörde çıkış verir misin? Çok kibarsın Möhtin'cim. Dörde... Ahmet biraz daha düzle Möhtin görünür. Ha, tamam Möhtin abi ayarla. Avu yüzüme vurur benim. Hangisi yüzüme vurur bu? Bana göre mi sağ, sana göre mi sağ? Ambura mı? Tamam. Düzeldi mi? Yok aynı. Möhtin abi az o yanı döndür. Kıbleye döndür. Ha böyle iyi. Böyle çok iyi. Tamam. Elen ayağa sağlık. Ama yüzüm böyle biraz daha böyle bir beyazlanmış gibime gelir. Evet. Avu duygu erindi ki makyaj yapa. Nurlandım değil mi? Bugün cuma. Efendim herkese hayırlı cumalar sevgili izleyenler. Bugün de yine güzel bir programla inşallah sizlerle beraber olacağız. 18.45'e kadar televizyonlarınızın başından kalkmayın. Ne kadar da kötü bir cümle. Televizyonlarınızın başından kalkmayın. Sen en an adam kalkacak gidecek tuvalete. An gidecek ekmek yemeye. Mutfakta beni hem dinleyecek hem de yemeğini yiyecek. Adamın mutfağında televizyon yok. Kimin var? Benim de yok. Ama var bazı izleyicilerin mutfaklarında böyle şeyleri var zannedersem. Televizyonları falan var. Bu benim mikrofon ayarlarımla kim oynadı Düney? Niye bozulmuş bunlar? Hayır canım bozulmuş şu an sesimi kanyonda alırım sanki. İbocum. Allah Allah. Uğraşmışsız. Ben buraya akşam buraya böyle şey koymuştum. Bir şey koymuştum. İşaret koydum ben buraya. Bozmuşsuz. Oynadız. Kim oynadı la? Sen mi oynadın? Ya kim oynadı? Gece burada cinler mi program yapıyorsun? Sen bilirsen. Kim oynadı? Yoksa Sedat Arıkan şey mi yaptı? Tık, tık. Ona de ki bir daha geldi mi 3 numara 4 numaradan mikrofonunu ayarlasın. Çünkü benim ses tonlarımı bozdu mu kendimi kötü hissediyorum. Tamam mı? Ya yani bir 4-5 ya bu potların birini kendine ayarlasın gelsin tık, 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 etsin hele. Efendim Can. Big Box işte. O da yeni mi çıktı? Eskiden tık, 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 tık,
Bizim Erzurumluların alayı Big Box'çı. Sen hiç düğünlerde dikkat etmedin mi sen oynadıklarına? Efendim herkese tekrardan hayırlı cumalar. Kurban olduğum Allah şu anda bizleri evlerinde izleyen izleyicilerimiz için söylüyorum. Kurban olduğum Allah o evlerinizdeki huzuru, mutluluğu her zaman daim etsin. Evlerinizdeki mutluluğu hiçbir zaman o kem gözlerden korusun kurban olduğum Allah. Hastanelerde bizleri izleyenler, hastalarımız, Rabbim sizlere de kendi kapısından şifa versin inşallah. Hastanelerde çalışan tüm sağlık çalışanlarına, personellerine de Allah kolaylık versin. Emniyet mensuplarımıza, emniyet güçlerine, polislerimize, askerlerimize, güvenlik mensuplarına, onlara da selamlarımı, sevgilerimi göndermiş olayım. Onları da kurban olduğum Allah kendi kanadının altına alsın inşallah. Cezaevlerinden bizleri izleyenlere de selamlar, onların ailelerini bekleyenlere de selamlar. Erzurum'dan Anadolu'nun bir numaralı kanalı Kardinal TV'de, Erzurum'dan gönlümün başkentinden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Tabii ki Erzurum dışından şu anda gurbette Erzurumlu olup da Erzurum dışında yaşayan tüm gurbetçilere de selamlarımı, sevgilerimi göndermiş olayım. Erzurumlu olmayıp da yine bizi izleyen birçok izleyicimiz var. Onlar da bizim Erzurum'un şivesine, ondan sonra kültürümüzü böyle sevirler. Bir de adamların hoşuna gidir yani. Çünkü şive ile konuştuğum zaman böyle bir hoşlarına gidip tatlı gelir onlara. Normalde ben de normal böyle Türkçe ile de konuşabilirim ama şu anda hiç gerek olmadığını zannediyorum yani. Yoksa tavsiye etmiyorum. Muhittin, sence ben böyle konuşsam ne yapardın? He? Yani böyle selam vermezdin değil mi bana? Böyle yani, ne haber Muhittin, iyi misin? İyiyim. Ne? Böyle arkadaşın var mıydı? Nasılsın? Muhittin ne haber? Ay iyi misin Muhittin? Var mıydı böyle arkadaşın? Beraber şeyimi gezirdiz mezirdiz. Anlamadım. Neyi duydun? Hayır kardeş, benim bak arazda konuşması ben de kulağımda duyacağım. Ne malum kıymet etmişsiniz? Şimdi ama bu İbo var ya, Mehmet'in abi. Hadi konuş İbo. Ama Mehmet'in var ya şey İbo. Niye ben de şimdi dedikodu ederim? Duyulur. Ama sen ikisi de duyulacak. Benim hakkımda ne düşünürsen Allah sana 40 mislisini versin. Vay vay. Aslında diyorum ki sevgili yönetmenim İbo. Yine Mart böyle programda da haftada bir gün nostalji günü yapmayalım mı? Böyle gordan ölüleri çıkartalım. Ramazan, hayır canım o tarz değil. Yani böyle daha eskiler, böyle nasıl diyeyim? Yok canım o kadar da değil. Yani ya İbo, kurban olayım, sen bugün ne yedin? Yani hani yo bizim gençliğimizin şarkılarını diyorum bundan sonra paylaşalım. Ya senden tabii ben sokaklarda gezerken sen ekmeğe pepe diyirdin. He? Ne alakası var Karaca mış da? Hoy hoy! Bizim gençliğimizin şarkıları da bunlar. Gerçi her türlü genci. Möhittin, bilir mi sen bu şarkıyı? Bunu bilir mi sen? Ne? Ha ha ha. Zor, zor işlermiş. Sar, bir gel. Ergen şarkısı mı? Hadi lan işine bak. Ten, ister seni. Don't
gençliğimizin şarkıları bu. Tabii canım, Mirkelam ilk çıktığı zaman sokakta koşurdu ya böyle. O mesela o klipte kardeş biz de sokakta koştuk. Mirkelam koşursa biz de koşacağız. Adam niye koşurdu çözemedim. Möhtin abi, Mirkelam zamanında sokakta koştun mu sen de? Ama yani bir zamanlar insanlar şarkıların etkisinde mesela çok kalıyordu. İnsanlar diyelim ki bir zamanlar şarkıların etkisinde çok kalırdı. Yani mesela tabi canım Murat Kekilli'nin şeyi vardı da. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz, sen benim. O zaman kaç kişi intihar etmişti bu şarkılardan? Allah mekanını cennet etsin de onlar da ne salakmış ya. Ama biraz Muhittin abi Murat Kekilli'ye benzemir mi? Vallahi saçlarını uzatsan, ekrana bir tane Murat Kekilli versen. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. Gözlerin beni tutamaz. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. Gözlerin beni tutamaz. Düşlerinde büyürüm büyürüm, kabusuna varırım. Düşlerinde büyürüm büyürüm, kabusuna varırım. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın. Bundan sonra haftada bir gün falan filan da nostalji günü yapalım. He? Yani bilmiyorum, aklıma hangi gün nostaljik hissedersem o gün yapacağım. Beni kimse tutamaz. Dayım, bir daha ben bu kulaklığı kulağıma nasıl taktın, dökülür. He? Ya bir gün ya kardeş, bir senedir Allah aminem ya. Falan bir sene. Efendim, birliklerimize başladık. Sizin komşu mu? Vay vay! Gece 12'de tekrar da izleyip de bana mesaj atan izleyiciler var. İyi mi? Sen neyden bahsediyorsun? Abi sıradaki şarkıyı canım aşkıma çal. Vay vay! Kış gelene falan döken dağında karın olayım, tipin olayım Erzurum. Sonbaharda bomboz olayım bağında, rüzgar olayım, çalayım olayım Erzurum. Erzurum, Erzurum, vay vay. Ovalarda melil melil meleyen, gıdigin gıdigin olayım Erzurum. Erzurum, Erzurum, vay vay.
Vay vay. Tıse tıse. Kardelen TV'de falan filan başladı kardeş. Şimdi sevgili izleyenler, bir reklam, bir tane bir reklam, reklamlardan sonra devam ediyoruz. Efendim devam ediyoruz sevgili izleyenler. Mesajlarınızı. Efendim mesajlarınızı büyük harflerle kardinal yazıp boşluk bırakıp mesajınızı yazıp 3969'a mesajlarınızı gönderebilirsiniz sevgili izleyenler. Kardinal yazıp boşluk bırakıp mesajınızı yazıp 3969'a mesajlarınızı gönderebilirsiniz sevgili izleyenler. Mesajlarınızın gönderdiğiniz zaman 1.50 kuruş düşecektir hesabınızdan. Bilginiz olsun, 1.50 kuruş mesaj ücretimiz, haberiniz olsun. Ayrıca bilo benim param yok, bilo benim pulum yok, bilo ben sana nasıl mesaj göndereceğim diyen ölü yiyen izleyicilerimiz. Oy, boş mezar bulup da adını yazan izleyicilerimiz. Efendim sizler de Victor Hugo'nun Sefiller adlı kitabında adı geçen izleyicilerimiz. Efendim sizler de. Bilal Tavlak Instagram ve Twitter hesabına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bilal Tavlak Instagram, Twitter hesabına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Benim bu mikrofon ayarlarımdan bir daha kimse oynamaz, tamam? Muhittin abi, vallahi çok kötü. Yani şu anda var ya, domates, patates, salata satacağım. Stüdyonun kapısı mı kilitli? He? Zannedersem Tuba mı geldi bir bak. Efendim mesajlarınızı bu şekilde gönderebilirsiniz. 3969'a büyük harflerle kardelen yazın. Boşluk bırakın, mesajınızı yazıp 3969'a mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bugün bol bol mesaj okuyacağım. Ayrıca bugün de eğer arkadaşlar hazırladıysalar bir tane görüntümüz var. Hazırlanmadı mı daha? Şimdi bir tane görüntümüz var sevgili izleyenler. O görüntü üzerine de sizlerle konuşacağız. Çünkü şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Medya, Türkiye'de birçok televizyon var, birçok televizyon programları var. Böyle nasıl diyeyim ki, bazı kanallardaki programlar faydalı, bazıları da faydasız diye düşünüyoruz biz. Ama nedense özellikle de bunlar böyle bazı programlar var. Geleceğe yönelik gençlerin böyle biraz daha İslamiyet'ten uzak kalmasını sağlayan programlar diyelim. Mesela bizim programın insanlara nasıl bir etkisi olduğunu tartışalım mı biraz? Yani bir insan falan filanı niye izler? He? Güldüğü için değil mi? Ama mesela önceki radyo programında benim programın ismi Devamsız Show'du. Devamsız demek böyle lüzumsuz, gereksiz anlamında. Ama programda anlattığım her şeyi hayatın içerisinde yaşamış olduğumuz gerçek bir hayattan kesintiler anlatıyordum. Yapmış olduğumuz espriler de genelde böyle İslami esprilerdi. Yoksa tabii bizlerin amacı yani güldürürken düşündürmek. Yoksa burada belden aşağı espri yaptın mı? Ela güldürürüm. Ama öbür dünyaya gittik mi Allah diyecek ki ey kulum ben sana nasip ettim Kardelen TV'ye çıktın. Ben sana nasip ettim radyo programı yaptın. Sen niye insanları küfürle güldürdün? Ben ne diyeceğim? Boynu bükükler. Yani o mahşer yerinde Allah bana bunu sordu mu ne cevap vereyim? Pas deme imkanım var mı? Yok.
Kurban olduğum Allah, başka soruya geçebilir miyiz? Deme imkanım sefer. Yaşamış olduğumuz her şeyin hesabını bir bir vereceğiz. O yüzden Allah imkan vermiş ki, vermişse eğer, insanları güldürmenin daha farklı yolları da var. Yani belden aşağı espriye 2 yaşındaki uşağa beni git et, o da gülür. Gülür yani. O ne et? O da gülür. Hey diyor. Yani gidip 80 yaşındaki dedeye de onu yaptım mı? Evlada demeyin. O da gülür. Ama önemli olan insanları güldürmek ve güldürürken de düşündürmek. Bizim amacımız bu. Şimdi konuyu nereden nereye bağlayacağım? Muhittin abi çok dikkat et. Bekliyorsun ki nereye bağlayacak bu çocuk bu konuyu. Şimdi sevgili izleyenler, ekranlarda bazı programlar var. Bunlar aile, nasıl diyeyim? Aile ortamını bozan programlar. Mesela evlilik programlarından ben nefret ederim. Yani kimsenin evlendiği yok. Yalandan gelir. Neyim var? Elektrik alamadım Seda Hanım. Alamadım, elektrik yok. Yani şimdi kurban olayım. Kız zaten hele çirkin. Kurban olduğum Allah yaratmış. Tamam, bir şey dediğimiz yok ama sen ne yani, trafo alsan ne olur? Yani elektriği bırak, trafo alsan ne olur? Çıkmışlar ya, bir insan oraya niye çıkar? Ha, meşhur ol, ne alakası var evde de programıyla, ne meşhur? Yani o da var, o da var. Bazılarına ben zannediyorum ki para verirlerdir oraya çıksın diye. Para verirler yani, değil mi? Yani para var, yoksa yani değil mi, yakalandılar. Şimdi bazı programlar yani bilmiyorum, ben mesela ailemden biri öyle bir programa çıksa, yani buradan ben kadına şiddete hayır diyorum ama şimdi yani o anda elverişsiz olmaz gibi. Ama yani başka daha insanları böyle eğitici programlar olamaz mı? Evleneceksen gel. Evleneceksen gel. Niye insanların bu evliliklerini daha da sağlamlaştırabilecek programlar yapın? Değil mi? Zaten şu anda genelde bütün evlilikler şu yüzden dolayı boşanıyormuş insanlar. Zaten evlenenler zar zor evlenir. Zar zor evlenirler. Yani Beyhettin abi bile evlenebilir. Ama şu anda da mesela bunu araştırın. Buradan ben Kardelen TV haber merkezine de bunu söylüyorum. Erzurum'dan biz araştıralım. Türkiye geneli de araştırırız. Yani bir dönemde Erzurum'da kaç kişi evleniyor? Peki Erzurum'da kaç kişi boşanıyor? Bence şu an var ya, boşanma sayısı evlenme sayısından daha üstün gelir diye düşünüyorum. Bunu araştırın. Evlilik zaten zor. Millet evlenene kadar kardeş anasından hem de sütü burnundan gelir. Ahmetciğim bu açım da çok güzeldi. Farkındasın değil mi? Açtın kendin bazı şeylerden. ama yani evlenen şu an boşanmaların tek sebebi internet. Bak ciddiyim, internet yüzünden boşanırlar. Kadın istem dışı, adam çocuğuna laptop almış, bilgisayar almış, derslerine iyi çalışsın diye. Ki tabii bu hikaye. Yani hikaye yani, eskiden kardeş adam çobanlık edirdi, üniversite birincisi olmuş. O laptopundan mı dağda çobanlık yapıyor? Yok. Bunlar hikaye yani, nasıl diyeyim, herkes diyor işte ya herif şey ya Mehmet Gil uşağına laptop almış, sen de bize al. Desinlere. Desinler ki Hatice Gil'in evde de laptop var. Vallahi bak desinlere, yani bizim insan nasıl bir tabiatımız varsa her desinleri çok sevilir. Desinler eviyle güzel. Adamın evi beş, yani beş yıldızlı otel konforunda. Evin de seccadesi yok. Geçsen bir tane avrada bir yolcu geçse dese ki ya acil namaz kılayım, girecek namaz kılacak, seccade yok. Ciddi diyeyim yani, desinlereyse. Şimdi bu dünyaya geldiğimiz zaman kurban olduğum Allah bizi nasıl yollar? Çırılçıplak. Kim takım elbiseyle geldi? He?
Kim yani böyle, neydi o kızların giydiği özel elbiselerin adı? Tabii tuvaletinden, o nasıl bir elbise ya? Canım ne giydin? Tuvalet. Aa, sana lavabo çok yakışır. Yani dünyaya gelirken Allah bizi çırılçıplak yolladı. Dünyadan giderken de istersen trilyonluk ol, istersen katrilyonluk ol. Senin kefenin, zengin adamın kefeni belki iki aya çürür toprağın altında. Fakirinki de 15 güne çürür. Ama eninde sonunda hepimizinki çürür. Giderken bir şey götürmüyor. O yüzden bu dünyada bizlerin kalıcı olan şeyleri yarın öbür gün mahşer yerine gittiğimiz zaman kurban olduğum Allah'ın huzuruna gittik mi boynumuz yerde olmaz. Eğer ki iman etmişsek, eğer Allah'ın varlığına inanmışsak, peygamberlerin göndermiş olduğu Kur'an'a, göndermiş olduğu peygamberlere inanmışsak, eğer ki ahiret zamanına, ahiret gününe inanmışsak eğer, bizim o zamana çalışmamız lazım. Ha, o zamana çalışacak diye de şimdi har vurup harman savurmanın anlamı yok. Müslüman Müslümana her türlü yardım edecek. Ama yani devşirilmememiz lazım. Şimdi kızlar giyir kardeş dizleri kesik kot pantolona, o ne? Eski zaman herifleri topraktan kalksa der, helamı inmeni, inmeni uçur. Helamına bak, ne giyinmiş ya, saçma. Şimdi moda uğruna da bazı değerlerimizi de kaybetmeyelim. Ha, ben şunu da tartışırım. İman bir insanın işte namuslu olup olmadığı işte dış görünümüne göre midir? Değildir. İman yürektedir. Ama kurban olduğum Allah da demiş ki başın kapat. Ha. Bu da tartışılır. Bazı insan var başı kapalı ama ele şeyler yapır ki o başı açıktan daha beter. Aa, falan, ey Allah, benim kalbim temiz. Ama yani bunu mesela, iman yürektedir. Yürekte biter yani iman. Ama şimdi kalkıp da bazı kendini bilmez programlar, eğer benim İslami unsurum, başörtüsü İslamiyet'in bir unsuru değil midir? Yani başörtüsü bir İslamiyet'in unsurudur. Yani benim anam başını kapatır, benim bacım başını kapatır. Ondan sonra mahalledeki kadınların hepsi başını kapatır. İslamiyet'te başını kapatıyor. Ha, kız başını kapatmaz ama ben ona farklı bir şey demem. Çünkü iman yürektedir. Ama ona da derim ki başını da kapat. Ama kapatmışsa da kardeş günahıma bali boynuna. Bene ne? Çünkü her insan istersen evli ol, istersen üç tane hanımın olsun, çoluğun çocuğun olsun, öldüğün zaman mezarlığa tek başan gireceksin. Öyle değil mi Möğütin abi? Senden benim aynı mezara girmeye imkanımız var mı? Sefer. Zaten girme. Ama şimdi bazı programlarda da bizim İslamiyet'te, yani Müslümanlık'ta bizim başımızı kapattığımız, anaların bacıların başını kapattığı şeyi kalkıp da siz moda diye, ay ben bugün, dur nere gidir? Göstereceğim zaten o görüntüyü. Dur bir partiye gidiyorum. Ben bugün bir partiye gidiyorum. Başını da kapatmış aynı bizim anamgilin yaptığı şekilde, alt tarafı açmış. Niye? Tabii görmediniz mi onu siz? Yok, onlara ben Müslüman değil, Süslüman. Hayır yani, yapacaksanız kardeş, insanları ekrana kilitleyecekseniz bazı değerlerimizden uğraşarak kitlemeyin. Yani İslamiyet'te dalga geçilme gibi bir durum söz konusu olamaz. Olamaz yani, sıfır ihtimal. Çünkü git kardeş, tamam o da Allah'ın gönderdiği bir din ama devşirilmiş. Şimdi İncil, kaç tane İncil yazmışlar? Değil mi? Kaç tane Tevrat yazılmış ama tek değişmeyen, tek değiştirilemeyen, değiştirilmesi teklif bile edilemeyen kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Ya ama sen kalkıp da bizim ciddi bir İslamiyet ciddiyet ister. Hoşgörü ister, güler yüzlülük ister. Ama dinler arası diyalog muhabbetine de ben girmiyorum. Ne dinler arası diyalog? Aynı şeyin işi. Bana hayır olmayan kilise papazının sıfatı tökülen. Ama şimdi kalkıp da insanlar bir ulusal ekranda başörtüsüyle dalga geçerse, başörtüsünü alıp da o şekilde lanse ederse, 5 sene sonra başörtülü kadın altına mini eteği giyer. Bunlar tabii ki ben mesaj olarak da verdiklerine inanıyorum. Hazır mı o görüntü yoksa?
2 dakika. Efendim mesajlarınızı 3969'a gönderebilirsiniz. Dediğim gibi yani program yaptığımız zaman insanlara nasıl faydalı olabiliriz? Bakın özel eğitim rehabilitasyon merkezinde dün haberini aldım. Orada bir çocuklar bizi izliyorlarmış. Öğretmenler çocuklara beni izletiyorlarmış. Demek ki o an o özel eğitim rehabilitasyon merkezine giden çocuklar beni izlerken nasıl ben bilmiyorum benim sıfatımda ne varsa. Demek ki huzur bulirler gülirler. Yani şu anda belki de evinden 2 aydır 3 aydır evinden hiç çıkamamış olan bir özürlü kardeşim var. Ekranı açmış saat 5'te 7 arasında beni izleyerek o anki psikolojisini daha da iyileştiriyor. Çünkü öyle insan var kardeş, 1 yıldır evinden çıktığı yok. 1 yıldır ya adam evden çıkmıyor. Çıkacak durumu yok. Yatağa mahkum olmuş. Kurban oldum Allah da onu öyle sınır. Ama Allah'ın verdiği her şeye hamdolsun. Kolumuz sağ, ayağımız sağ, kanadımız sağ. Her kim ki hayattan bezmiş. Ay erkek arkadaşım beni terk etti. Ya bizim işte herifimizin de arabası yok. Bilmem ne cart curt ya hayattan soğudum. Psikolojim bozuk gelmeyin üstüne daraldım falan filan. Bunlar eğer bu şekilde yaşayan insanlar varsa en yakınlarındaki hastanenin acil servisine geçsinler. Gidin bakın orada nasıl bir hayat mücadelesi var. Orada insanlar birbirleriyle nasıl böyle mücadele içerisindeler. Nasıl şifa bulurum? Nasıl kolum kırılmış orayı alçı aldırırım? Nasıl işte gözüm çıkmış? Nasıl bir tanesi affedersin kor olmuş? Gözü gidip onun mücadelesini yapıyor. Adam kanser olmuş. O dertten kurtarmaya çalışır. Onun mücadelesindeler. Ama sen de oturmuşsan erkek arkadaşım cevap vermiyor. Erkek arkadaşım cevap vermiyor. WhatsApp'tan mesaj attım mavi tık göründü cevap vermedi. Geçeceksiniz bu işleri geçin. Senden uzaklarda herkes bir alem. Anlaşılmaz işler bunlar bir tanem. Senden uzaklarda herkes bir alem. Anlaşılmaz işler bunlar bir tanem. Ne derse desin bizim alem. Ben yaşarım, güler coşarım. Bıktım senden billahi seni boşarım. Ben yaşarım, güler coşarım. Bıktım senden billahi seni boşarım. Dede. Bizi kopardın. Efendim devam ediyoruz birliklerimize sevgili izleyenler. Az önce kulağıma bir şey dediniz duymadım gençler. Alo. Ne gibi? Hazırlamadınız mı daha? Anladım. Rababababam. Efendim devam ediyoruz mesajlarınızı 3969'a göndermeye devam ediyorsunuz sevgili izleyenler. Ayrıca mesaj gönderme durumu olmayan izleyicilerimiz için de sizler de Instagram, Twitter, Bilal Tallak hesabından mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Şimdi dün ezan vaktimiz geçti mi? Sayın yönetmenim 17.30 gibi okunacaktı, 17.25 gibi. Geçmiş değil mi? Şimdi güzel bir şarkıyla daha devam edeceğiz birliklerimize. Ondan sonra göndermiş olduğunuz mesajlarla tekrardan birliklerimize devam edeceğiz. Şöyle buradan böyle bir roman havasına gidelim diye düşünüyorum. Roman havasına. Evet. Ama bunu dün çaldım mı ben? Yok. Çalmadım değil mi bunu? Metin abi. Vay vay. Efendim evlerinizde izliyorsanız eğer. O çaylarınızı maylarınızı doldurun. Çaysız gitmez bu program. Şarkıdan hemen sonra 3969'a gelen mesajları okuyacağım. Aslısınız dede. Thank you.
çekemiyorsa çok da canım oynatan program. Oynatan program. Çekemiyorlar, çekemiyorlar. İçleri kaynıyor, çekemiyorlar. Deliriyorlar, deliriyorlar. Midesi bulanıyor, çekemiyorlar. Ne güzel demiş. Çok da canım tırışka. Hastasıyız dede. Aman şakşukanın başına. Yes. Efendim İstanbul'dan bizim sütlaççı sevgili Ercan abigilin de müşterileri İstanbul'dan bizi izliyorlarmış. Onlara da buradan selamlarımı, sevgilerimi göndermiş olayım. Ayrıca sevgili Ahmet'e de sonsuz selamlar. Afiyet olsun orada bulunan herkese. Ayrıca onun nezdinde sevgili Ferhat Han ve Ferhat abinin babası da Selahattin Emi'ye de ben böyle bağırdığım zaman adamın hoşuna gidilmiş. Selame! Efendim şimdi bir reklam. Reklamdan sonra devam ediyoruz. Vay vay! Efendim devam ediyoruz bizim sevgili Kurgu'daki Tolga mesaj atmış demiş ki oğlum İstiklal Caddesi'ne Potor'la gittim. Daha ölsem gam yemem. Helal olsun Potor her yerde. Efendim mesajlar. 39.69'a gelen mesajlara bakalım. Merhaba hayırlı cumalar ben Şükrü Paşa'dan Melek. Hani geçen hafta bir balık bir de kuşum vardı. Bilo biri de Mühit nedir? Bir balık bir de kuşum vardı. Biri Bilo biri de Mühittin'di. İşte sana kötü haber Bilo cam açıkken kedi içeriye girmiş. Bilo'yu yemiş. Beni acıklı tilki çaldı. Sırtımı gene oy bir kuşta adım vardı. Onu da gelip kedi yedi. Gözümdeki yaşları çekir misiniz gençler? Gene efkarlandım. Kız o kapıyı niye açıkta bıraktın ki gelip kedi beni yedi? Baba Mühittin abi sol gözümden ki yaşa bak şimdi. Bak baba yaşı gördün mü? Oy oy!
efendim mesajlar. O kapıyı da açık bırakmayaydın, kedi de gelip beni yemeyeydi. Selam Bilo, ben Köprüköylü Fezahir Tunç kardeş, ben Alanya'da yaşıyorum. Biz gurbetçilere güzel bir türkü çalarsan seviniriz inşallah, armağan edeceğim. Selamünaleyküm, ben Gümüşhane'den Abdülmelik Gökdemir. Kardeş canın yere bilirsen demiş. Erzurum'a kar yağışır, dadaşlara barı çalar mısın? Allah'a emanet ol, genden mökken bak. Zannedersem Allah bilir ama pazartesi günü de kar yağabilir Erzurum'a. Efendim. Kaçı? Tamam, okuyacağım. Ayrıca bu hava durumlarına da dikkat ettim. Geçen bir tane herif... şey yapmış. Hava durumunu sunir adam. Diyarbakır 4 derece bilmem ne falan filan. Ondan sonra... Ne ya o güldün? Ondan sonra adam Erzurum'a geldi, böyle bir sıfatını eşkitti. Erzurum 6 derece. Dedim hele kardeş, başka memleketleri söylüyor. Antalya 12 derece. İzmir 18 derece. İstanbul 14 derece. Erzurum 5 derece. O ne yani? Niye adam ile sunur ya? Değişik. Gelen mesajlar okuyalım. Selam, ben Fatma. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Bilal, bugün kafeye gittim, seni görmeye yoktun. Bir yerinde dur da bey. Yarın oradayım inşallah. Yarın oradayım. Selam, ben Yenişehir'den Yasemin. Senden Mustafa Ceceli'den ille de aşk şarkısını istiyorum. Lütfen çal, Muhittin'e gelsin. Seni seviyorum Muhittin. Kalbimin ince sazı, bu fani senden razı, gel. Koynumdan çam kokusu, dudağı gül kurusu, gel. Meyitine gelin. Afiyeti can, kimler dost kimler düşman, sen gel benimle yaşlan. Çekilen, gel sen aşkımla beslen. Adı Muhittin'di. Elinde kamerası, gözünde buğuları. Buğu ne alaka, ben ne bilirim. Ay Muhittin. Ne yarın var ne de dün, aşk kalbi indiği gün. Muhittin abinin annesi izlirse eğer, gelini buldun. Ütü yapacak, bulaşık yıkayacak, çamaşır yıkayacak. Affeteceğim. Kimler dost kimler düşman. Eze gelinim bulduk, senden beraber hatimlere geleceğim. Yastığımda yatağımda çiçekler, gel sen aşkımla beslen. İlle de aşk, ille. Yani... Meytin abi diyelim ki, düğünün olduğu zaman senin düğün davetiyelerini kartola yazar. 10 numara. Kim daha çok Hasan Kalalı, tartışmayalım istersen. Ay Muhittin. He Muhittin abi. Vallahi billahi hiçbir güne bir gün bana kimse demedi. Bilal seni çok seviyorum. Vay be. O zaman Muhittin abiden de cevap yollayalım mı? Yollayalım değil mi? Bir saniye. Kara kaşlar, kara gözler, al yanaklar, al dudaklar. Öptüm yanağını, öptüm dudağını, öptüm yanağını, öptüm dudağını. Aley! Çektim şarabı, öptüm arabı, çektim şarabı, öptüm arabı, giydim çorabı. Aley!
aslında Müheddin abinin bu şarkısı bu da olabilir. Şu da olabilir. Bir saniye. Gel gel gümüle gel. Gel gel gümüle gel. Gel gel gümüle gel. Örme don don kurşunu. Kaşların arasından don don kurşun değdi. Don don kurşun değdi. Bir avcı vurdu beni. Bin avcı beni yedi. Bak bin avcı beni yedi. Orijinal mi Muhittin abi? İyi mi? Okey mi? Okey mi? Hayır. Aa Muhittin hayır dedi. Kutuma gitmek istiyorum. Muhittin abi kutuna mı gidiyorsun? Hamdi Bey teklifini kabul mü ediyorsun? O zaman Muhittin abinin cevabı son olarak bu şarkı oldu. Çok güzel hem sosyetikmiş imanıma evlenmem. Dedi oğlum bu kız güzel evlenmem evlenmem. Çok güzel hem Eze bak gelini kaçtı imanım. El salla. Evlenmem evlenmem. Vallahi evlenmem. Bu genç yaşta kendimi inan. Vallahi Yenişehir'den Yasemin. Artık Mustafa Çeçeli'den mi yollarsan, Gökhan Türkmen'den mi yollarsan, Halil Sezai'den şey mi çalarsan, İsyan! Artık Eze gitti, gelinin gitti. Selamlar İzmir'den Ayhan, öncelikle iyi programlar. Dilerim seni büyük hayranlıkla takip ediyoruz estağfurullah. Senden... Sadıç sülalesi için Gül Ahmetli Dar Sokakta Evim Var şarkısını istiyorum. Çalarsan sevinirim. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet sen demiş. Eyvallah. İzmir'e selam. İyi akşamlar. Ben Darıca'dan Yıldız. Ağzına yüreğine sağlık. Bizi memleketimizle onurlandırıyorsun. Şu radyonun üstündeki müritini kaldır. Kurban olayım demiş. Gece dudaklarım hep ışıkladı. Onu gördükçe rüyalarıma girir demiş. Ben Erzurum'dan Seda. Senen siyah çok yakışır. Valla bir tane sarı kızı çal da oynayak. Mine'ye de gelsin selam söyle. İsmimizi söyleyerek. Seda'yından Mine. Selam olsun. İyi yayınlar. Ben İzmir'den Kahraman Delioğlu. Bursa'daki Asiye teyzem ve İstanbul'daki Birgül halam için. Rahim Sağlam'dan bir şarkı çalar mısın? Baban kirine. Aşkale'ye bol bol selamlar. Aşkaleli Necip Yozgatlı İstanbul muhabir kameraman demiş. Ben Oltu'dan Hüseyin Bilo yine süpersin. Eze oğlu ben dükkanda izlerim. Sana zahmet de ki veresiyeleri getirsinler. Aa Oltu'daki Hüseyin bakkal mı ne ki oran? Eğer bakkalsa Hüseyin'in borcunu getirin verin çocuk dar da. Selam ben Dadaşken'den Zeynep kayınvalidemle seni izliyoruz. Kayınvalidem senin. Bir de gece tekrarlarını izir. Ona bir şarkı armağan et. A-E-O. Kayınvaliden normal ismi kaynanan mı? Zeynep'in Dadaşkent'ten Zeynep'in kaynanasına da selamlarımı sevgilerimi göndermiş olayım. Yani az durun da millet gece tekrarını da izir. Belki bir daha gülecek. Aa kaynanan. Anladım. Anladım. Eze izleme tekrar. Vallahi evlenme. Kızımız Dadaşkent'teki dur kim? Dadaşkent'teki. Dadaşkent'ten Zeynep'in kaynanası gece tekrarlarını izleme. Yat uyu. Ah. Uy. Efendim sizden gelenler tamam mı Zeynep'e kaynanas bak uyuyun. Kız anam uyuyun. Hem de hafta içi her gün 5 program olur mu bir de tekrar uyuyun. Uyuyun tamam mı ana kurban uyuyun. Efendim sizden gelenlerden sonra bir tane de reklam arası verelim. Biz de çıkalım bir çay mı içelim. Ondan sonra 39-69'a gelen mesajlarla... 39-69'a gelen mesajları değerlendireceğiz. Ondan sonra Instagram, Twitter öyle gideceğiz. Ve sizden gelenler...
Onun gibi oynan. Taklat, taklat. Oy, oy!